Bergisesland bölgesinde yoğunlaşan fakat aynı zamanda Rodeformland, Wuppertal, Düsseldorf ve Essen şehirlerinde de yapılan baskınlarda polis toplam 20 evde arama yaptı. Baskınlarda Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da takibe alınan aşırı sağcı ProNRV partisinin de bir bürosu arandı. Savcılık, baskınların suç örgütü şüphesiyle Front des Christ Radio adlı grubun üyelerine yapıldığını açıkladı. Köln Savcılığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu grubun aşırı sağcı kesimlerle ilişkisinin araştırıldığı da duyuruldu. İlk belirlemelerde grubun başka bölgelerden çok sayıda farklı Nazi çevreleriyle irtibat kurduğu belirtildi. Grubun karıştığı suçların henüz araştırıldığını ifade eden savcılık, tutuklanan 20 ve 18 yaşlarındaki 3 gencin organizasyonun içindeki beyin isimler olduğundan şüphelenildiğini duyurdu. NRV İçişleri Bakanı Ralf Yage de Düsseldorf'ta yaptığı açıklamada baskınların hükümetin aşırı sağ karşı mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ve kahverengi bataklığının kurutulması için ısrarla aşırı sağcıların üzerine gidilmeye devam edileceğini söyledi.